Kaç ayet-i kerime var. İnsan hayatının önemi ve insan öldürmenin felaketi hususundaki birkaç ayet-i ilahiye ve birkaç tane de hadis-i şerif var. Onları da bugün arz etmek suretiyle bu konuyu bitirmeyi düşünüyoruz. Estaizu billah. Rabbi Rahim-i Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Sure-i Nisa'da, Nisa suresinde insan, daha doğrusu Müslüman bir insanı, mümin bir insanı haksız yere zulmen öldüren insanın cezasının, ahiretteki cezasının ne olacağını ifade eden şu ayet-i kerimeyi hemen arz edeyim. Estaizu billah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَظ۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Bile bile, kasten, tasavvur ederek, kast ederek, planlayarak, tasarlayarak Müslüman bir insanı öldüren bir kimse, öldüren bir kimsenin fecezauhu, cezası. Bakınız ayet-i kerimeye. Fecezauhu, ceza zaten Arapça bir kelime, Kur'an'da geçiyor. Fecezauhu, cezası. Haksız yere, kasten, müteammiden, kasıtlı, planlı, maksatlı olarak bir Müslümanı öldüren kimsenin cezası cehennemi, cehennemdir. Cehennem azabıdır. Ne olarak? Haliden fiha, içinden çıkmamak kaydıyla, ebediyül ebed, içinde kalmak şartıyla cehennem azabıdır. Haliden, halid Arapça ebedi demek, sonsuz demek. Öyle bir cehennem azabı ki, o azaptan çıkmak, halas olmak, kurtulmak mümkün değil. Sonsuz ve sınırsız bir cehennem azabı. Biliyorsunuz cehennem azabı, iki şekilde Allah tarafından takdir edilmiş. Birisi geçici olarak cehennem azabı, bir de kalıcı olarak cehennem azabı. Geçici dediğimiz muvakkat. Bu günahkar müminlerin, günah işleyen, haram işleyen Müslümanların günahları nispetince, günahları miktarınca cehennemde kalacak ve sonra cehennemden çıkıp cennete dahil olacakları şekil. Günahkar müminlerin, günahlı Müslümanların cehennemde kalmaları nedir? Muvakkatendir. Muvakkat, daimi değil, ebedi değil, geçici. Ama kafir olanların ve bir de görüyorsunuz kasten bir Müslümanı öldürenlerin cezası ise içinde sonsuz kalmak şartıyla cehennemdir. Cennete girmek imkanı olmayan bir ceza. Sonu olmayan, sınırı olmayan, ebediyül ebed cehennemde kalma cezası. Allah ehli imanı muhafaza buyursun. Sonsuz cehennem. Tabii çok ağır, çok ağır bir ceza. Ve Allah'ı inkar edenlerin cezasına eşit bir ceza. Allah'ı inkar eden, yani Allah'ın hükümlerini, Allah'ın nizamını inkar edenlerin ve bu inkarla ölenlerin cezasına eşit bir ceza. Müslümanı öldürenin cezası. İnkarcıların, müşriklerin, kafirlerin cezasını Cenab-ı Hak şöyle ifade ediyor. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hüm küffâr. Allah'ın dinini, hükmünü inkar eden,
Allah'ın hükümlerini geçersiz sayan, şimdi bu konuya aslında çok ağırlık vermek lazım. Allah'ın dinini geçersiz saymak nasıl bir günahtır, nasıl bir cürümdür, nasıl bir felakettir? Bu da cemaat-i müslimine anlatılmadığı için işin dehşetini farkında değiliz.